Mobil. Siprosan Group of Companies, farklı ve modern yapılarıyla villa ve daire anlayışınızı değiştirecek. Gönyeli Yenikent'te yapımı devam eden 220 metrekare havuzlu ultra lüks akıllı Gönsa elit villaları. Gönyeli Yenikent'te 2+1 kapalı otopark, asansörlü Gönsa Tower. Yenikent'te cadde üzerinde 178 metrekareye kadar farklı yapısıyla 2+1 Türk Koçanlı Gönsa 10 ve Yenikent'te yapımı başlayan Gönsa Twins villalarıyla Siprosan Group of Companies keyifli konutlarda ev sahibi olmanın rahatlığını sizlere yaşatacak. Siprosan Group of Companies. Kıbrıs'ın damak zevkini otantik ortamında sunan Eski Konak Meyhanesi haftanın 6 günü müşterilerini ağırlıyor. Gönyeli'nin enfes havasıyla çok çeşitli mezeleri ve et çeşitleriyle doyumsuz bir lezzet sunuyor. Eski Konak Meyhanesi Gönyeli'de sizlere hizmet vermektedir. Telefon numarası 0533 830 9161 ve 0533 863 2211. Altyapı projelerinde dayanıklılık ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için üretim tesisimizde yüksek kaliteli beton, büz üretimi yapıyoruz. Apartman, villa, iş yeri ya da mağaza giriş alanı ve park yerlerinde yeniliğe adım atın. Şık bir giriş yapın. Peker Parke, mineral küre ile kaldırımlar, düzenli, işlevsel ve yaya dostu. Sokaklardaki değişimi siz de fark edeceksiniz. Çim taşı aralıklarında toprak ve çim uygulaması ile alanlara doğallık ve yeşillik kazandırır. Bahçe, park yeri gibi alanlarda yeşili ön plana çıkarmak için çim taşı uygulamasını tercih edebilirsiniz. Ali Peker Parke Düz İşletmeciliği Limited. Telefon numarası 0533 864 2121. İyi günler değerli izleyenler. Şehirde Yaşam'da bir kez daha birlikteyiz. Mert Refikoğlu ile birlikte bugün trafik konusunu konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yaşanan acı bir trafik kazası vardı ve bu kazada iki kişi yaşamını yitirmişti ve bir kez daha gündeme geldi. Tabii kazalar sürekli yaşanıyor. Trafik kazaları sonucunda biz 3 gün, 4 gün konuşuyoruz. 5. gün yaşanan kazayı da unutuyoruz bu ülke koşulları içerisinde. Ancak ateş düştüğü yeri yakıyor. Hala bu kazaları konuşmaya devam ediyoruz. Tabii uzmanlar uyarıyor. Kaza değil, çarpışma daha çok kullanılan tabir şeklinde. Ancak adını ne isterseniz koyun, yitip giden canlar oluyor. Ve her kazanın ardından da söylenen bir şey var. İşte dikkatsizlik kazaya neden oldu, dikkatsizlik can aldı şeklinde. Fakat sorgulanması gereken yollarımızın, trafik akışının uygun olduğu mudur? Hiçbir kişinin de bugüne kadar bu yolda bir sıkıntı vardı diye kaza oldu, bir kişi öldü ya da yargı huzuruna çıkıp
hesap verdiğini ben görmedim. Sevgili Merter, sen denk geldin mi şöyle bir şey? Yok. Hakikaten de öyle bir şey söz konusu olmadı şimdiye kadar. Bu gidişten de olacağını düşünmüyoruz. Bu son Girne'deki Ciklos'taki kazadan sonra biraz işte yeni hükümet bizi ümitlendirmiş gibi olduydu ama onda da üzerinden epey zaman geçti. Pek bir şey olmadı. Olacağı da benzemiyor. Tabii bu olayları, bu kazaları çok konuşur olduk. Yani bugün baktığımızda artık her şeyin sıralanlıktan çıkıp üzerine gidilmesi lazım. Çünkü yolların yapım aşamasında gerekli bilirkişilerce, uzmanlarca yapılıp yapılmaması, eğimlerin virajlarda gerekli açılarda, oranlarda verilip verilmemesi. Yani şu trafik bir mühendislik işi biliyorsun. Kesinlikle. Ve bir kazanın meydana gelmesiyle birlikte ciddi kazalarda trafik mühendislerinin de gidip orada incelemeler yapması ve rapor hazırlaması gerekir. Peki sen şimdiye kadar şeyi duydun mu? İşte bu yolun hatasından dolayı bu kaza meydana geldi. İşte söylemek istediğin nokta dikkatsiz sürüşten dolayı işte 3 kişi yaralandı, 5 kişi yaralandı. Hiçbir zaman yani biz 50 yıldır bütün yollarımız doğru, her şeyimiz doğru ki bu geçen yıl bir şey vardı, Çalıştay vardı trafikle ilgili. Hı hı. Orada bir konuşmacı Amerika'dan örnek veriyordu. Amerika'da bile o kadar düzgün, ciddi, ağır yapılan yollara, geniş ve standartlara yapılan yollarda bile kazaların bir kısmının yolda sadece sürücüden değil, yoldan da kaynaklandığı söyleniyor. Bizim klasik polisimizin bir raporu vardır. Dikkatsiz sürüşten dolayı, alkollü sürüşten dolayı, işte oğuldan dolayı bunu hiçbir zaman işte yoldaki çukurdan, işte virajın eğiminin yanlışlığından, çemberin Türkiye'den gelen mühendisin sağ trafikten geldiği için, çemberi yanlış dizayn ettiği için, yanlış yapıldığından dolayı değil, hep dikkatsiz sürüşten dolayı bizim yollarımızda kazalar oluyor. Bu bir yalandır, koskoca bir yalandır. Evet, dikkatsiz sürüş, alkollü sürüş, ehliyetsiz sürüş, uykusuz, yorgun sürüş bunlar da vardır. Ancak bunun yanında bizim yollarımız yüzlerce diyebileceğimiz hatayla doludur. Bu hataların da düzelmesi için herhangi bir şey yapmıyoruz. Dikkat et, araştıralım, bakalım. Olan kazaların büyük bir çoğunluğu benzer yerlerde oluyor. Tabii şimdi bu noktada konuyu daha bir başından almak gerekirse yollardaki kazaların birinci nedenlerini 3 başlıkta sıralayabiliriz. Yani etkenler, bir sürücü etkeni, aracı kullanan kişinin etkeni. Bunu geçme. Ben Kıbrıs'ta ehliyet alıp yaklaşık 10 yıl ehliyet sürdükten sonra araç sürdükten sonra yani 18'de alıp 25-26 yaşlarında İngiltere'ye gittim ve 4 yıl İngiltere'de yaşadım. İngiltere'de de ehliyet almam gerekti. 3 defa sınava girdim ben. Hı hı. Geçemedim sınavı. 7-8 yıllık sürücü, Kıbrıs'ta sürücü, ehliyet almış bir insan İngiltere'deki ehliyet sınavını 3. girişimde geçtim. Hı. 1 saat boyunca araba sürdüm. En küçük bir adada durup tekrar sınav yerinden gidip başlangıç yerine sınavı geçemediğim. Birinde yaya geçidini görmediydim. Birinde ne bileyim ben kavşağın, yani burada 5 dakika 10 dakika bir araba sürüyorsunuz kapalı yolda. Orada 1 saat boyunca trafiğin olduğu yerde araç kullanıyorsunuz ve ona göre ehliyet alıyorsunuz. Ben iddia ediyorum bizim ülkemizde şu anda KKTC ehliyet sahibi %90 insan normal bir sınavı geçemez. Bunu iddia ediyorum ben. Tabii geçelim. Yani şu anda ben de bir şeyler ekleyeceğim yani bir sürücü faktöründe. 3 ana temel etmeni, kazaların nedenini masaya yatıracak olursak işte sürücü, etkeni, yol faktörü çok önemli. Yolların mimarisi, mühendisliği ve 3 mekanik. Yani bugün baktığımızda bir sürücüye vurgu yapacak olursak, senin vermiş olduğun örnek aslında çok güzel bir örnek. Ki Avrupa'daki ehliyet sistemlerinin nasıl olduğu, ülkemizde ehliyetlerin nasıl verildiği yönünde. Bizim ne yazık ki trafik bilincimiz yok, trafiğe duyarsızız. Yani bugün duralım bir trafik yoğunluğunun olduğu noktada
kameralarımızı da koyalım. Her geçen arabada kafalar önünde cep telefonunda uğraşıyoruz. Ya da trafiğe çıktığımızda birçok paylaşım yapıyoruz. Aslında bunlar gelişmiş ülkelerde suç unsuru, yani büyük suç. Yani trafikte giderken cep telefonuyla bir paylaşım yapıldığında bir sosyal ağ üzerinden bunu polisin bir ihbar kabul edip anında yaptırım yapması gerekmektedir ki sürücülerin ıslah olması açısından. Sadece sürücüler değil, yayalar, motosiklet sürücüleri, bisiklet sürücüleri de bu konuda bilgisiz. Çünkü yaya geçitlerini, zebraları kullanmıyoruz. Hep bir şekilde işin daha kolayına kaçarak karşıdan karşıya geçmeler yapıyoruz. Yolların içerisine atılıyoruz, basılıyoruz. Yayalara da ceza kesilmeli bu noktada, bu hususta. Veyahut da ciddi sorumluluk cezai yaptırımların sürücüler üzerindeki mevzuatların hangi boyutta olduğu bir düşünce, işte cezaların yetersiz olduğu yönünde, caydırıcı cezaların yapılmaması yönünde bu ülkede bu konuşulan, tartışılan bir konudur. Bunun da üzerine gidilmeli. Hatta dördüncü etmen olarak da mevzuatı koyabiliriz. Yani cezai yaptırımların, ki bazı iddialar var ki işte cezalar arttırması cezayla mı bu toplum trafiği öğrenecek? Şu anda madem ki o bilincimiz yok. Ben cezadan önce eğitim diyorum. Ben. Tamam, eğitim zaten ilkokullardan başlayarak, anaokullardan, ebeveynlerden başlayarak çocuklara ve bireylere verilmeli. Ve sürücülerin trafiğe çıkarken daha bir bilinçli, daha bir duyarlı, sağduyulu olarak hareket etmesi gerekirken. İki, yol. Yollarımız Allah'a emanet bir şekilde trafikte gidiyoruz. O eğimler, yollardan çıkmalar, karşılıklı bilgilendirici levhaların eksikliği, yani bugün yine konuşurken birkaç kez örnek verdik. Karayollarına baktığımızda, şehirler arası yollara baktığımızda bilgilendirici tabelaların otlarla bürünmüş olduğunu görüyoruz. Görmen çiş cenneti memleketi. Ben o gelirken onu düşündüm, yolda gelirken. Biraz fazla yağdı yağmurlar. Bütün Lefkoşa Gömece bölündü. Her türlü mevsimsel bitkiye büründü kontrolsüz bir şekilde. Yeşil olması bakımından bir nebze insan diyor ki hani pisliğin, çukurun, şeyin görünmesindense çiçeklerin görünmesi, gömeçlerin görünmesi daha güzel. Ama dediğin gibi trafik levhaları da bu gömeçlerin içine gömüldü ve bir şekilde yolun görüş açılarını kapatıyor aynı şekilde. Bunlar büyük tehlike arz ediyor. Orada bir duralım. İkinci söylediğin konuda güneyde en basiti, çünkü güneyde de araç kullanıyoruz, ya da yurt dışında Almanya'ya gidin, İstanbul'a gidin, Ankara'ya gidin, Londra'ya gidin, yolda gittiğiniz zaman herhangi bir çok fazla bir sallanma yaşamazsınız değil mi? Yani araç sürü kullanırken. Bizim ülkemizde tüm şehirler arası yeni yapılan yollarımız dahil giderken bir sekme halimiz vardır bizim. Tabii. Bu sekme halinin sebebi nedir? Altyapının çalınmasıdır. Yollardaki göçüktür. Yani çalmadır. Göçüğü möçüğü değil. Çalıyoruz çünkü biz. Biz müteahhidiyle, işi yapanla, sahibiyle, belki bakanlığıyla, hükümetiyle, zamanın hükümetleriyle bunları çalıyoruz. Size mühendislik dediğin gibi trafik bir mühendisliktir, yol bir mühendisliktir. Mühendislik size belli bir miktarda asfaltın altına belli malzemeleri koyacaksınızdır. Onu belli bir süre belli işlemlerden geçireceksinizdir. Bunların hepsi paradır. Ancak siz KKTC olarak bunları yapmayınca ne oluyor? Bunlar çöküntüye uğruyor. Onun üzerine asfalt, şehirler arası yolda belli bir santimde asfalt olması lazımdır size mühendislik. Ben de bilmiyorum. Mühendis değilim. 10 santimde, 15 santimde, 20 santimde. Şehir içi yollarda bu asfalt yüksekliği daha aşağı iner. İşte sokak aralarında daha aşağı iner. Onların hepsinin bir işlemi vardır. Asfaltın bir değeri vardır, içindeki malzemeleri vardır. Biz KKTC'de bunları kendi kafamıza göre yaptığımız için bunlar sürekli bir hasar görür, zarar görür ve günün sonunda şu anda oluşan ayrı bir de açılar var. İşte sürate göre, köşeye göre, dönüşe göre, belli viraja göre belli açılarımız, bir dönüş şeylerimiz olması lazım. Bunları da tam olarak kuduru bir şekilde yapıyoruz. Birçok çemberimiz var. Bu çemberlerin bazılarından farklı olduğunu görüyoruz. İnsan yani bunu merak ediyor. Bir çember bu şekilde yapılmışken 200-300 metre sonraki çember neden bu şekilde? Araştırıldığı zaman görünüyor ki biz maalesef ki karayollarımızı direkt Türkiye'ye devrettik neredeyse. Hiçbir şey yapmıyoruz karayollar olarak. Direkt Türkiye'den gelen karayolları işlerini yürütüyor. Orada sonuçta mevzuat farklı.
şerit farklı, gidiş şeridi farklı. Bundan dolayı da öyle abuk sabuk, çeşitli çeşitli yollarımız, çemberlerimiz ortaya çıkıyor. Bunun yani dediğin gibi, bu ikinci madde neydi tam söylediğin isim? Yolların yani... Yol denleri. Yani bu sadece Merter saydıkların aslında yapılması gerekenler. Bir de yapılması gerekenlerin tam yapılmadığı zamanki safhayı da konuşmak lazım. Yani biz bir ihale açarız. Deriz ki burada çift gidiş, çift geliş bir yol olacak. Ortadaki bariyerler işte New Jersey olacak ya da ne bileyim bir altta bir üst olacak. Aradaki bariyerlerde ağaç olacak, bu ağaçlar olacak, işte budur ağaçlar dediğimiz bizim ışığı kesen ağaçlar olacak. Ya da güneyde bugün birçok noktada gördüğümüz, ki uzağa gitmiyorum, hep güneyden örnek veriyorum ki herkesin daha çok sıklıkla gidip geldiği yerler. Senin dediğin standart aslında, standartımız yok. Standartımız yok çünkü örnek gösteriyorum, bir firma kurulur, ihale alsın diye, yani bu da gerçek kurdurulur. Bir yolu yapar, o firmanın sahipleri, yöneticileri, direktörleri bir yol olmaz. Hatırlarsan 5-10 sene önce aslında bir New Jersey modeli şey çıktı, molası çıktı. Ondan sonra uygun değildir ya. Her tarafa New Jersey yapmaya başladık. Güzel yolunun yarısını yaptık, bir tarafını yaptık, öbür tarafı kaldı. Neden bitmedi? New Jersey doğru modelse neden diğer şehirler arası yollarımızda yapmadık? Bazılarına yaptık. Dediğin gibi ağaç olacaksa bazılarında neden ağaç var, bazılarında neden yok. Border road mesela Girne yolu yaptık son. Yolun kenarına, şimdi onlar yıkıldı gerçi, bir senede yağmurdan dolayı yıkıldı. Bordür döşedik, sarı boyadık. Ben bunu sordum yani. Hiçbir şehirler arası yolumuzda bordür, o bordür taşı. Döşeyip sarı boyadık, anlamı nedir? Amerika'da bir anlamı olabilir, Japonya'da bir anlamı olabilir. Bundan bir iki sene önce hatırla, bunu çok gündeme getirdik. Orta çizgiyi sarı boyamaya başladık. Elde herhalde sarı boya çok var bu dönem. Kemal Bey'di o zamanlar, bizim Kemal Dürüst Bey'imiz. Çok iyi bir bakan. O zamandaki bakanımız orta çizgiyi sarı boyamaya başladı. Dedik ki ya ne için sarı? Sarı bizde anlamı nedir? Tek sarı beklemek, durmak yasaktır. Çift sarı durmak beklemek yasaktır. Yani eve işte gece belli bir saatten sonra da tek sarı da durabilir. Ya da kar, yoğun kar yağışı olan yerde sarı koyalım. Oraya geleceğiz. Amerika'nın, Kanada'nın bazı şehirlerinde orta çizgi sarıdır. Ne için? Kar yağar çünkü sis var çok fazla. Bundan dolayı orta çizgiyi sarı yaparsın ya da kırmızı yaparsın, yeşil yaparsın, bir anlamı vardır onun. Biz ansızın sarı yaptık. Gönyeli çemberini yaptık 2 yıl önce. Bordürlerini, kenar bordürlerini siyah sarı boyadık. Normalde siyah beyaz boyardık, siyah sarı boyadık. Yani buna benzer birçok konuda herhangi bir standardımız yok. Yol standartımız yok, çizgi standartımız yok, bakım onarımımız yok. Ha şimdi şurada şunu ekleyeyim. Bazı Avrupa şehirlerinde bunu gördük. Örnek gösteriyorum, bugün Milano'nun o tarihi alanına girdiğiniz, oranın ayrı dokusu var. Orada bazı şeyler farklılık gösterebilir. Kesinlikle. Yani yolların yakımı, işte parke döşeni yolcuklar ya da bordür taşlarının farklı tarzı olması oraya bir hava verir. Tıpkı ülkemizde işte kariyer gördüğümüz gibi sokak tabelalarının evet, bir uyum içerisinde olması gibi ya da farklı şekilde. Ama bizde gelişi güzel, her dönemde her gerek yerel yönetimlerin karayollarından tutun da hükümetlerin Bayındırlık Bakanlığı'na, Ulaştırma Bakanlığı'na baktığımıza kadar, yani bu noktada kim gelirse de aklına bir şey gelir, bunu uyguluyor. Yani bizim öyle uzun soluklu bir plan programımız yok bu yollarda da. En büyük hep programsızlıktan, plansızlıktan kaynaklanıyor. Yani bugün ben yıllardır aynı çukura düştüğümü, hala bugün çıkalım, o çukura geçerken eğer sağ tarafta araba varsa ve sağa doğru yanaşamazsam o çukura düşüyorum yine. Kaçışım yok yani. Ve her düştüğümde o çukura gelmiş geçmiş bu konuyla ilgili bütün bakanların adını anımsıyorum. Belki onu anımsamak, hakikaten edeceği anımsa yeter. Zaten onu dilimizden düşürmüyoruz, ayrı bir konu. Yani o çukura her düştüğümde, yani diyorum bu yolu kullanmıyorlar mı? Yani bu yoldan geçmiyorlar mı? Ya da örnek gösteriyorum, yıllarca o sanayi bölgesine, Lefkoşa sanayi bölgesindeki cezaevine giden yolda o çukurlar yıllarca kaldı orada. Ben de çok merak ettim. O çukurlar dedim. Ne zaman düzelecek yani, o çukurlar? Milyon kez İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan cezaevinde İçişleri Bakanlığı yoldan geçti. Bak, bütün basın orada, bütün kanallar orada. Bütün
Çoğu kanalımız orada. O yol kullanılıyor. Yani o yolları, o çukurları kapatmak. Yani insanımız neden mutsuzdur? İşte bunlardan dolayı mutsuzdur. Yani adam gidip milyon dolarlık ev parasını araba alıyor. Gidip o çukura tak 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 düşüyor, lastik batıyor. Dönüp ondan sonra diyor ki ben böyle işe artık insanları mutsuz etmek için en küçük bir şey bile yapamıyoruz. Yani bu programa girmeden konuştuk. Biz işte kumarhane cennetiyik, fuhuş cennetiyik, uyuşturucu cennetiyik, ne bileyim ben ne cennetiyik ülke olarak maalesef. Bunları önleyemiyoruz. Yani önlemek gibi bir çabamız da yok şu anda. En azından bu kumarhanelerden 3 lira, 5 lira, 10 lira daha fazla vergi alalım. Bu kerhanelerden oda sayısına, saat başına alınan paradan daha fazla bir para alalım. Yapılıyor mu işte bu arada? Bilmiyorum, yapılmıyor mu? Fuhuş yasak değil mi yasalımıza? Bakanımız fuhuş yapılıyor diye açıklama yaptı birkaç ay önce. Tam yasak değil mi? Kulüplerinde. Yasak dediğim gibi uyuşturucu da yasak. Anladım. Sonuçta. Tamam. Kumarhanelerdeki... İyimsel konuşalım. Diğer kumarhanenin başka ülkelerde bunun örneği var. Kapısına bir tane devlet memuru koyarsın. Her kiranenin kapısına bir tane devlet memuru koyarsın. Her otelin kapısına eğer devlet memuru koyarsın. Doluluğuna göre. Çünkü biz otellerimiz bu kadar doludur diye oteller bildirim yapar, biz de inanırız. Ama bu yalandır. Kumarhanede bu kadar para oyun oynandı diye kumarhanelerimiz bildirim yapar, biz de kanarız buna. Gece kulüplerinde bu kadar bilmem ne yapılır deriz, kanarız. Böyle bir şey yok. Biz bunları kontrol edeceğiz. Gerçek rakamlarını alıp üzerine biraz daha koyup nereye geleceğim. Bu parayı alalım, yollarımızı, sokaklarımızı, çalışanlarımızı, işçilerimizi en azından yaşanabilir boyuta getirelim. Peki bir şey sorayım. Her yıl bu vatandaşların işte seyir seferinden ya da araç vergilerinden gelen parayı yollara ayırsak tam anlamıyla bu yollara adam edemez miyiz? Kesinlikle ederiz. Yani... Yani bugün bölgelerimize bakıyoruz sevgili Mertler. Sessiz düşünerek söylüyorum. Birçok çemberi özelleştirerek işte bir takım iş insanlarına yaptırıyorlar. Yani işte bu çemberin bakımı buna aittir. Bu çemberin bakımı şuna aittir. Oraya küçük bir tabelacık koyuyorlar. Gönül arzu eder ki bu çemberlerimizle, bu yerlerimizle sanatsal anlamda sanat eserlerinin yer alması. Yani her yerde işte şimdi koyuyoruz ya I love güzel yurt, Omorfo, I love iskeleki kalbi çalmışlar 14 Şubat'ta. Sevgilisine. Sevgilisine götürdü. Kızamadım o adama benim. Hoşuma da gitti. Yani romantik. Biz yapamadık, o yapsın. Bravo. yapsak daha farklı olurdu her şey. Yani onlardan ziyade daha çok bir sanatsal ürünlerin oralarda, çemberlerde daha çok sergilenmesi taraftarıyım. Ancak bu paranın da yine doğru yere kullanılması, yine özelden de katkılarla, cüzi katkılarla bu işin sağlanması bence çok daha iyi olur. Yani sanayiye bakıyoruz, yolu bozuktur dedik diye örnek verdik. Sanayi dairesi mi yapacak, bakanlık mı yapacak, karayolları mı yapacak, belediye mi yapacak diye sürekli topu birbirine atıyorlardı. Sadece ben konuştuğum zaman işte bakanlık etkiliyor, oraya sanayi bölgesi olduğu için sanayi bakıyor. Belediyeyle sanayiye konuşmuyor, belediye yapmıyor, yolu dökmüyor bize. Kim dökecek be kardeş? Yani ki bu noktada bu insanlar emlak vergilerini ödüyorlar. Ulaşım için sürdükleri araçların vergilerini ödüyorlar. Yollar yapılmayınca haliyle insanların hepsi bir sinir küpü orada. En son belirli sokakları bölge esnafı birleşerek kendileri döktü. Yani sanayi bölgesi içerisindeki bu asfaltı biz dökeceğiz dedi. Tamam da hadi sanayiyi döktüler. Doğu cephesinden Batı'ya gelirken Gönyeli Çemberi'ne girdiğinizde oradaki o yol üzerindeki ciddi tümsekleri kim yapacak? Ben gideyim, hafta sonu alayım Azim'i, kahramanı birlikte dökelim, yoğuralım orada, o düzlüğü gidelim değil mi yani? Nasıl yapalım? Ya biliyorsun sadece bizde değil, dünyada başladı bir tepki. Bu çukurlara ağaç yapıyor insanlar tepki olsun diye. Böyle bir tepki de yapılabilir bu Gönyeli Çemberi'nin oraya da. Peki, ne zaman bir şey yapsam, birinin kulaklarını çınlatsam, herhangi bir belediyenin ya da bir şeyin bu öksürük tutuyor bizi. Büyük bir ihtimalle onlar da senin kulaklarını çınlatıyor oldu. Şimdi oturdukları yerde Mertler. Yani o yüzden oluyor bu.
İyi anımsıyorlar da seni. Senin söylediğin bir konu var. İşte para ayrılıp yapılsın. Doğru kullanılsın para. Serkan yapıldı Girne'de, yeni yapıldı yok. Yıkıldı. İnsanlar öldü. Evet. Yani sen ne kadar para verirsen ver, bu kakatecenin, bu hem Müslüman, hem Adalı, hem Akdenizli, hem de Türk olan bir yerde bu da çözüm değil. Çünkü sen para harcayıp Girne olduğunu yaptın. Birinci önceliğin miydi, tamam. İkinci önce o ayrı bir mesele. Yaptın, yol yıkıldı. Demek ki çaldın yere. Peki bir şey sorayım. Bu Girne Ciklos mevkiinde bir olay gerçekleşti. Yağışlardan dolayı sular geldi. Ciklos mevkiinde çocukları aldı. Dört tane çocuğu ölüme götürdü. Tamam. Şimdi mühendislik açısından baktığımızda bu yolun, bu suyu nasıl tuttuğu tartışılmalı. Bellidir. Tamam. Bu yolun bir tarafından öbür tarafına delik açacak, su geçecek. Biz o deliği kapattık, su geçemedik. İhmal var mı? Hata var mı? Var. Hata da var, ihmal de var, kusur da var. Ucuza yapma da var. Kusur da var. Ve bu ihmaller, yani birilerinin ihmali doğrultusunda dört çocuk hayatını kaybetti. Ama neyse, sana dere yatağını kapatamazsın diyor. Sen dere yatağını kapattın, daralttın. Yani birçok konuya değiniriz. Yani anayasaya göre sahillere de işgal edemeyiz sahilleri de. Yok, denizin yok. İçerisine giriyoruz şimdi. Yani deniz artık, sahil bitti, denizin içerisinde dolgu yaptık, oralarda girmeye başladık. Biz KKTC'yi tanımayınca biz suçlu oluruz, kurumcu oluruz. X otel anayasayı tanımayıp, yani KKTC'yi tanımayıp denizin içine otel yapınca onlar bir şey olmuyor. Kahraman, hatta kahraman olur, yatırım yapar. Okay. Neden olmuyor? Yatırım yapar. Ben yasalara aykırı bir şekilde, ben bu ülkeye yatırım da yaptım. En basit örneği geçen hafta yaşanan Gönlendeki otel dedi. Ne dedi? Yatırım da yapmam dedi, size eksik olsun dedi. Yatırım para veririm dedi, size ben toplu ayıp dedim. Satıp dedi kaçıyorum. Kaç. Güle güle. Kaç. Gelin zaten. Geldiğin bu ülkeye adam öldürdün sen. Bu ülkede senin ihmalin yüzünden bir tane inşaat işçisi 6. kattan aşağıya düştü, öldü. Daha cenazesi oradan kalkarken beton dökülmeye devam ederdi. Umurumda bile durmadı. Ondan sonra ne dedi? Hem suçlu hem düştü. Yatırım da yapışmaz dedi sizin ülkenize dedi. Yatırım yaparak dedi size. Ya. Eleştirirsiniz dedi. Öyle vurursunuz, böyle vurursunuz. Az bile yaptık. Kayalı i̇şte, beni sahibine dediydi. Tamam. 4 sene önce. Tamam canım işte ben de demek ne dediydi bize? Yani yani bu ülkede bu ihmal ne güle güle yani bu ülkede yapanın yanında kalmaması lazım. Bu çocuklar öldükten sonra Merter benim beklentim neydi? Anında bakanın çıkıp istifa etmesi veya birilerinin mahkeme huzuruna gelip bu çocuklar neden öldü? Bu ihmaller neden yapıldı? Bu araba nasıl ses sonra kapılarak uçuruma yuvarlandı? Nasıl düşebildi bir araba oradan aşağıya? Bunların konuşulması lazım. Yani biz hep dedik ya işte doğal afettir, 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 afettir diyerek aslında bu ölümü masumlaştırıyoruz. Yani bu ihmali masumlaştırma yoluna gidiyoruz. Afettir, doğal afet oldu. Çok yağmur yağdı, çocuklar öldü. Hayır, çok yağmur yağmadı. Sıradan bugün yağmur alan ülkelere, İngiltere her gün o kadar yağmur düşüyor. İngiltere'ye her gün o kadar yağmur düşüyor. Ve doğal afettir. Yağmur yağdı, çocuklar öldü, işte polis durdurdu, geçtiydi, geçmediydi, durduramadı. Durduramadıysa polisin suçu var. Bu çocuklar düştüyse karayolların suçu var. Bu yol yağmur tuttuysa yatan müteahhitin suçu var. Hükümetin suçu var, onun suçu var, bunun suçu var. Raporlar da bunu ortaya çıkarıyor. Hiç kimse istifa etmedi, hiç kimse görevden almadı. Ama hiç kimse hapise girmedi. Bugün şeye baktığımızda güneyde bir patlama oldu. Mari elektrik santralinde. Mari'deki askeri üsler. Anında istifa etti. Anında bakanlar, iki tane bakan istifa etti. Hristofias yargılandı. Mahkemeye Hristofias çıktı. Ve Hristofias'ı kimler yargıladı? O askercikler şunu böyle tutardı orada. Ölen askerlerin aileleri yargıladı. Ve devlet başkanını yargıladılar. Askerler öldü diye. Senin dört tane çocuk öldü. Yollarda kazalar oldu. Bu kazayı tenzih ediyorum. Geçen hafta olan kazayı. Çünkü orada bir tedirginlik vardı. Yani düşünün ki eşi ve çocukları kaza yapan bir kadının o halde araba sürüp kaza mahalline yetişmek istediğin kendini kaza yapıp hayatını kaybetmesi. Hepimizin başına gelebilir. Bu kaza apayrı bir şey. Yani bugün çoluğumuz çocuğumuz vardır. Okuldan aradılar. Dediler ki işte iki kez sıcaklığı çıktı. Deli deli okula gidip çocuğu alıp doktora götürmek için bu olayda bile tedirgin oluyoruz. Yok bırakın yani
kaza yaptı da hastaneye getirdiler. O tedirginlikte kadın yola çıktı. Onu apayrı bir yere koyuyorum. Ancak bu ülkede rakamlara göre yüzlerce insan hayatını kaybediyor son yıllarda kazalarda. Bir o kadar insan yaralanıyor ki birkaç hafta önce yine bu ekranlarda örnek vermiştik. Litsa Palas ışıklarında, trafik ışıklarının yanmadığı bir noktada motosikletli bir kişiye çarptıydı. Kızı Rum bir arkadaşımız. İkisinde de kusur vardı ama en büyük kusur kimeydi? O trafik ışıklarının o şekilde yanmadı. Çünkü kim? Herkes bilmek zorunda değil. Bakın yabancı geldi bu ülkeye. Orada trafik ışığının olduğunu bilmeyebilir. Trafik ışıklarının tabelasını görüp trafik ışıkları arızalıdır tabelası da yoktu. Ha, ilkel yöntemlere başvursunlar. Gene o çöp torbanı bağlasınlar üzerlerine, kapatsınlar ışıkları. Evet. Bilgilendirici levhaları koysunlar. Sarı yanıp sönen, yani o flaşlarda dikkat çeken tabelaları koysunlar. Ha, bunları yapmaktan bu kadar acizsek bu ülkede bu kazalar daha çok konuşacağız. Mekanik dedim, mekanik araçların mekanikleri her gün onlarca çukura düşen bu arabaların aksamları da bozulur, yollardaki eğimi, çekimi de bozulur. Tekerleri de bozulur, bir takım işleri de bozulur. Baktırmıyoruz da onları. Zaten bugün egzoz gazını soluya bir hal olur zaten. Ne kadar kirli bir havamız var. Egzoz gazını test eden alet ülkemizde büyük araçları test edemiyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. Yani otobüs, kamyonun testi yapılmıyor bizim kadar. Tabii canım. Egzoz emisyon testi. Sadece egzoz emisyon testinden zaten bugün egzoz konusunu açtığımızda hep karşımıza çıkan bir şey vardır. Ki bunu Hasan Sarp'ten de çok konuşuyoruz. Yani teknicikten saldığımız gaz, onu bir filtreyi takamadık yıllardır. Bırakın egzoz gazlarını şu her gün aramızdadır. Bir filtre konusunda dahi adım atamadık ki bir de şu var, filtreyi takalım diyor. Ama filtrenin enzimliği diyor, o sıvıyı diyor ne yapacak? Onu diyor nereye atacak? O kirli sıvıyı diyor toprağa mı gömecek diyor kanser olalım. Yoksa bir ülkeye misal kimse almıyor. Ne yapacak? Onu ne yapacak? Yani, her şeyin bir yerde tıkandığı bir ülkede yaşıyoruz. CMC, şimdi güneyden geliyor zehir. Ya bugün bir gazetede okudum ben de onu. Güneyden geliyor yani güneydeki maden ocağındaki zehir dereyden akarak 150 akiflerine, Lefke'ye, baraja ulaşıyor. Oradan da uyarı yaptılar, işte suyu kullanmayın da önlemi alacak. İşte şimdi o suyu kullanıp orada portakallar yetiştir diyor ve biz o portakallar yiyince ne oluyor? Bilmem, sormak lazım. Yani hayvanlar otlanıyor orada, o sudan su içiyor, o dereden gelen suyla birlikte hayvanlar nereden bilecek? Su içiyor. Kuşlar. Yani ya da o su çekildikten sonra toprağa karışan zehirin olacak. Yani o toprağa, yani nereye dokunsan karşımıza bir sıkıntı çıkıyor bu ülke içerisinde. Yani trafik, belli başına biz trafik konuşuyoruz. Trafiğe geri dönersek, istersen dönelim. Tabii. Ne kadar yol yaparsan yap, 5 şerit, 8 şerit. Üstten geçer, alttan geçer. Yol yaparsan yap, trafik sorununu çözemezsin. Trafik sorununu, bunu ben söylemiyorum ama, bunu bizden 500 yıl, eskiden 50 yıl derdik, artık 500 yıl önde olan şehirler, ülkeler söylüyor. Trafik sorununu çözmek istersen, alternatif ulaşım araçları yaratmak zorundasın. Bunlar da nedir? Birincisi, yürümeyi teşvik edeceksin. 11 ay güneşimiz var, mesafeler kısa, eğimimiz az, bir bölgeden, yani şu an ben Lefkoşa'dayız, Lefkoşa'nın bir ucundan bir ucuna dünyanın başka bir yerine gittiğimiz zaman yürüyoruz. Bizim ülkemizde yürümüyoruz. Neden yürünmesin? Neden herkes araç sahibi olsun? Toplu taşıma ikinci en önemli nokta. İlkel ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde, çok geri kalmış ülkelerde bile toplu taşıma kullanılırken, bizim ülkemizde toplu taşıma sıfır noktasına yakındır. Sıfır noktasına. Birkaç tane üniversite kendi imkanlarıyla kendi müşterisini taşıyor. Taksiler, oteller kendi müşterilerini taşıyor. Onun dışında kimse nereden ne saat otobüs geçecek, o otobüs nereye gidecek, kaç saat sonra otobüs gelecek, o otobüsün içinde klima, o otobüsün içinde herhangi bir güvenlik, emniyet kemeri, hiçbir şey belli değil. Yani işte biz şu anda buradan Gönyeli'ye gideceğiz. Nasıl bir toplu taşımayla gideceğimizi sen bilir miyim? Hayır. Yani kaçta geçer otobüs, nasıl geçer, kaç paradır, nereye gidecek? Nerede duracak? Şu anda güneyde, Lefkoşa'da geçtiğimiz günlerde bir yerde okudum. Cep telefonunda aplikasyon var.
Evet. Otobüs nereden nereye, kaç dakika içinde gelecek ve nereye gidecek? Otobüs nerede görüyorsun, yanaştım yanaşmadım da. Güney Kıbrıs bu. Hemen yanaştım. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yine güneyden bir örnek verelim otobüs konusunda. Geçen akşam dikkatimi çekti. Uzun zamandır Litra Palas'tan geçmiyordum güneye. Geçen akşam geçtim. Litra'dan geçerken bir tabela gördüm. Şehir içerisinde otobüs buradan kalkar diye. Ve kapıdan geçenleri, geçiş noktasından geçen insanlar bekliyor orada. O tabelanın altında otobüs olup şehir merkezine götürüyor. Biz bunu Lefkoşa Sur için uygulayamaz mıyız? Yani işte buradan alsın noktayı da Sur içine bıraksın. Hı hı. Yarım saat aralıklı dışarıda konuşuyorduk yine. İşte Lefkoşa Sur içerisindeki park yeri, araç trafiği, araç yolunu. Ben bilsem ki evimin önünden otobüs geçer ve beni alıp iş yerine götürecek Sur içerisindeki, kendi arabamı kullanmam. Hem bu kez trafiği rahatlatmış olurum, hem de ekonomik anlamda bir darboğazdan çıkmış olurum. Çünkü harcadığım... Stresten uzaklaşıp kendine vakit ayırın, müzik dinlen, kitap okun, bir işini yapabilin bu sırada. Ama trafikte kavga etmeyin. Trafik sayısı azalır zaten, araç sayısı azalır. Yani diyorum, bunu dünya söylüyor ki, siz ne kadar aracı artırırsanız, konforunu artırırsanız artırın, trafik sorunu çözemeyeceksiniz. Tabii canım. Bunun başında dediğim gibi yürüyüş, kaldırım, ikincisi toplu taşıma, bunu çözmeniz lazım. Ve ben iddia ediyorum, toplu taşımayı çözemeyecek yetenekte olmayacak bir insan yoktur bizim ülkemizde. Lefkoşa'da insan kısa bir mesafe, renkleri belli, yani yürüyüş mesafeleri belli. Dünya size diyor ki bir insan 500 metre yürüyebilir. Hı hı. 500 metre arayla diyor, otobüs durakları koyun. Yani 500 bin. Bir, yani açın önünüzü, haritayı koyun, bir insan nereden nereye gidecek, renkleri belirleyin. Lefkoşa içinde gideceğiniz yolculuk zaten 5 dakika en fazla. Lüks, son model araçlarla da ulaşım sağlamak zorunda değilsiniz. Yazları traktörle ulaşım sağlayın. Traktörün arkasına bağlayın 50 kişilik bir şey. Ki bunu birçok kasabada görüyoruz. Dünyanın başka yerlerinde, yazlık kasabada. Bağla, çevir insanları. Kelef Koç'a bir tane getirdi, onu turistik amaçlı. Onun gibi 3 tane, 5 tane araç bizim Lefkoşa'daki trafik sorunumuzu çözer. Bir izleyicimizin mesajı var. Her yarım saatte bir gelir. Ücreti 4 TL. Ve her 100 metrede trafiğin en yoğun olduğu yerde müşteri gördüğünü anında durur. Durakları sallayan yok. Ha, nerede durdu? Trafikteki arabalar onları düşünmezler. Ki otobüs şoförlerinin bu da bir dezavantajı, ki sabah saatlerinde bilhassa trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bir otobüs önünüzde varsa gideceğiniz yere yarım saat geçirirsiniz. Dur, kalk, dur, kalk. Ki belirli bir noktalarda durup da yolcu olacak. Öyle bir şey de yok. Gördüğü yerde duruyor. Türkiye'de baktığımızda, ki Türkiye açtı bunu. Ki bir son yine birlikteydik gittiğimizde. Belirli noktalarda duruyor. Ve orada yolcu alıyor sadece. Bu yani 500 yıl önce çözüldü. İşte otobüs durağı diye bir şey, kavram var. Otobüs durağında duruyorsun. Müşterini oradan alıyorsun. Peki şu noktada size bir soru sormak istiyorum ki çalıştığınız kurumda olan işte Gönyeli'ye baktığınızda, Gönyeli'de gerekli otobüs durakları var mı? Yani yapıldı mı? Otobüs durakları Gönyeli'de yapılıyor. Ancak ben yani bu işin kavgasını ben de veriyorum. Otobüs şoförleriyle de konuşuyorum. Duraklarda durun diye. Hı hı. Maalesef durmuyor. Biliyorsunuz hocam, olan bir cadde var. Gene birini eleştirince öksürük var. Son yapılan belediye bulvarında yine dünya standartlara uygun bir şekilde 500 metre arayla otobüs durakları yerleştirildi. 500 metre mi yani? Evet, Niyazi Restorant'la Çağaloğlu Çemberi arasında reklam da yapıyoruz. Hı-hı. 4 tane karşılıklı 2'şer tane otobüs durağı yerleştirildi. Hı-hı. Ve belki de dünyada yoktur, o otobüs duraklarının üzerinde ben çift sarı çizgi çizdim kenarlarına, ortasına tek sarı çizgi çizdim ki otobüs alsın müşterisini gitsin. Başka bir araç oraya park etmesin. Çünkü hiç çizilmemişti sarı çizgiler. Araçlar park ediyordu. Polise söyledik. Polis şey dedi, sarı çizgi yok. Ya o da üst durağı. Çizgi yok. Yazamıyoruz. Ben sarı çizgileri de çektirdik. Geçen gün polise şey dedik, yani neden yazmıyorsunuz otobüs durağında? Aldığınız cevap, buradan otobüs mü geçer? Yani bu kadar durum trajikomiktir. Bu ülkede. Geçelim diğer alternatif, çok basit ulaşım araçları, bisiklet.
11 ay güneşimiz var. Dediğim gibi eğimli değil, mesafeler kısa, bisiklet yani bisiklet sürelim, motosiklet sürelim küçük çapta yani motosiklet dediğim işte elektrikli motorlar olur, bu çok küçük şeyde olan araçlar olur, paten olur, kaykay olur, buna benzer ulaşım araçları da kullanılabilir ülkedeki trafiği bir şekilde rahatlatsın. Bunlar da yok. Şehirler arası otobüsler bir nebze birkaç tane var. Onlar da dediğim gibi herhangi bir konfor yok. Ne saat gideceği, kaç saatte gideceği, nasıl gideceği. Siz gittiğinizde sonra ondan sonraki şey şimdi bir insanın aracı olmadığı için Lefkoşa'nın dışından bir yerden otobüste geldi terminale. Terminalde indi. Gönyeli'ye gidecek. Nasıl gidecek? Yürüyecek. Aracı yok çünkü. Saatte kaçta? Şimdi dünyanın en iyi siz toplu taşıma sistemini kurun şehirler arasında. Özür dilerim. Ancak şehirler arasındaki o bağlantıyı kurmazsanız kurduğunuz o şehirler arası yolda bir yere yaramaz, bir şey yaramaz. O bakımdan dediğim gibi tekrar ediyorum, her zaman da bunu söylüyoruz. Dünyanın en gelişmiş otoyollarını yapın, 8 şeritli, 15 şeritli, 20 şeritli alternatif ulaşım araçları yaratmazsanız trafiği çözemezsiniz. Bu ölümler artarak devam edecek. Bu yaralanmalar devam edecek. Bu sakat kalmalar devam edecek. Bu kazıları istediğiniz kadar kamera koyun, istediğiniz kadar yolu genişletin, istediğiniz kadar yeni yol yapın, istediğiniz kadar trafik polisi koyun. Bunları engelleyemeyeceğiz. Evet. Bir başka konu daha var, çok tehlikeli. Yani insanlar, yani bizim ülkemizde alkolü seviyor. Bir yere siz aracınızla oturuyorsunuz ve bir şey içiyorsunuz. Sonra o aracı kullanıp evinize gidiyorsunuz. O araçla, alkollü bir şekilde. Alkollü bir şekilde gitmeniz, neyle gideceksiniz? Taksi bulmak kolay mı? Çok zor. Bulsanız da sen fiyatlar. Ekonomik. Yürüyüş yapmak kolay değil. Bir yerden bir yere kaldırım yok, çukur var. Hele gece kesin ölürsünüz bir yerden bir yere yürümeye kalkarsanız. Yani ulaşım açısından birçok sorun var. Tabii bir de şu var yani bu ülkede toplumsal bilinç yani bugün taksicilerle konuşuyoruz. Müşteri yok diyor. Fiyatlar o yüzden yüksek. Herkes bizi tercih etsin diyor. Fiyatlar düşürelim. Yani öyle bir durum var. Otobüs yok. Bugün 7.24 saat başı otobüsler vardır Avrupa'da. Siz eğer böyle zil zurna sarhoş olmadığınız sürece otobüse binebilirsiniz. Sadece belirli bir huzursuzluk çıkaracak boyuttaysanız sizi almıyor otobüs şoförü. Ve o yetkisi de var elinde. Sizi almama yetkisi var. Çok ağır da yaptırımları var eğer zorla bir şey yaparsanız. Yani trafikte atılacak çok adım var. Küçük adımlarla bunları başarabiliriz. Merter, yavaş yavaş toparlayalım. Bir konu daha var. Yani siz dediğin gibi bu alternatifleri saydık. Bir de nüfus artışı. Siz nüfusunuzun artışını kontrol edemezseniz, nüfusunuzu bilmezseniz, yarın nüfusunuzun ne olacağını bilmezseniz, istediğiniz çözüm önerilerini sunun. Diğer konularda hep örneği veririm. Buna da vereyim. Trafiği de çözemezsiniz. Çünkü ben yarın nereden bilebilirim ki 100 tane daha üniversitenin açılıp açılmayacağını? Bundan 2 yıl önce 5 tane üniversitem vardı. Benim şimdi 45 tane üniversitem var. Bu konuyu yani o bakımdan nereden bileceğim ben yani yolumu neye göre yapacağım? Tabii. Yarın gece kulübü kaç tane açılacak, otel kaç tane açılacak? Bu çalışmalar yapılmadıktan sonra bu da bir sorundur. Nüfus artışı kontrolsüz bir şekilde. Yani 102 bin tane öğrenci üniversite öğrencisi olduğu söyleniyor. Peki bu 102 bin tane öğrencinin ulaşımları nasıl sağlanacak? Yani bıraktığım şey, kampüsün içerisindeki okulla konakladıkları yurtların ya da evlerin ulaşımını bu çocuklar, bu üniversite öğrencileri alışveriş yapmak için bir yerden bir yere gideceğinde neyi kullanacaklar? Nasıl bir yerden bir yere gidecekler? Bunlar da hep soru işaretidir. Girne Polis Müdürlüğü'nün oradan Gönyeli girişine kadar 130 TL istemiş bir taksici, bir izleyicimizden.
Nereden nereye? Girne Polis Müdürlüğü'nün oradan Gönlü'ye girişine. 130 TL istemiş. Lan 2 aylık taksi benzin parasını istemiş. Geç. Evet. Bu arada biz programımızı çekerken sabah saatlerinde bir iş kazası meydana gelmişti Girne'de. 9.30'da değerli izleyenler. Tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Kurt isimli işçi kurtarılmadan hayata gözlerini yumdu. Ben yolda gelirken geçen gün bir fotoğraf yayınlamıştım sosyal medyada. İnşaatın üzerinde en üst katında hiçbir kontrolü olmadan çalışıyordu inşaat işçileri. Bugün aynı yerde yine aynı şekilde çalışıyorlardı. Bu arada geçen hafta çocuğun öldüğü otel inşaatı çalışmalarına başladı. Yaptıkları için tek bir şey var, farklı bir şey. Açık olan balkonları muşamba ile kapattılar. Bu mudur yani bizim inşaatlarda ölümü önlemek için, kazayı önlemek için yapacağımız çalışmalar? Seninle geçtiğimiz haftalarda bu bir program yapmıştık bu konuyla ilgili. Dünyanın farklı yerlerinden de görüntü vermiştik. Hı hı. Nasıl bir güvenlik tedbiri alınması lazım diye. Yani bunu yapmak gerçekten zor değil ama bizim ülkemizde biz yönetmediğimiz için ülkeyi bir şekilde güçlüler, para babaları, insanları ülkeyi yönettiği için bunlara herhalde izin vermiyor. Yani ben İngiltere'deki inşaat şeyini, kitapçığını alıp Türkçe'ye çevirmem 2 gündür alıp ya da Japonya'dakini ya da işte Güney'dekini alıp Rumca'dan Türkçe'ye çeviririm ve derim ki bundan sonra inşaat başlamadan önce etrafına şeyler kurulacak. Neden bunlar? İskalaşlar kurulacak. O iskalaşların arkalarına ne bileyim ben şey konulacak. İskele diyelim onlara biz. İskele diyelim, söyleyemiyorum. Demirler konulacak geri gitmemek için. Ne bileyim ben çelik şeyler bağlanacak, hamsalların olacak, yeleklerini giyecek, bilmem ne ayakkabılarını giyecek, şapkalarını takacak. Bunları söylemek zor bir şey mi? Değil. Ya bir de şu var, bu ülkede büyük eksiklik. Bu inşaatlarda son artık başlayan Türkiye dışından ülkelerden gelen işçiler de var. Bu haklarını bildiren belgeler, kitapçıklar, broşürler onlara verilmeli. Ki eğer bu koşullarda çalıştırılmazsanız bu adrese başvuracaksınız. Ama bugün birçok inşaatta Pakistan uyruklu ya da Afrika ülkelerinden gelen çalışanlar çalıştırılıyor. Ucuz işçi olduğundan ötürü. Ancak ne haklarını bilirler ne de gelip de burada çalışma dairesine girdiklerinde dillerini anlatabilecekleri biri de var. Yani bir ülkede ülkeyse eğer ölüm gerçekleşiyorsa bir iş yerinde o iş yeri büyük ihtimalle ya kapatılır ya batar ya da uzun bir süre kapalı kalır. Dava sonuçlanana kadar çalışamaz orası ya. Yani öyle bir 6 aydır bir senedir. Bizim geçen hafta öldü. Bu hafta dediğim gibi çalışmaya başladı. Ertesi gün başvuru yaptı da ya. Ertesi gün sabah başvuru yaptı. Kabul edilmedi. Zaten ona kızdı. Ona kızdı da öyle bir açıklama yaptı o işletmenin sahibi. Dedi ki yazıklar olsun bu ülkeye para veririm de. Bu arada bana gelen bir bilgi daha var. O çalışan bizim ölen işçimiz. Evet. Normalde daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir işçinin bazı prosedürleri vardır. Hı hı. Çalışması için bizim ülkemizde. Bu ölen işçinin bazı prosedürleri atladığı kaçak pozisyonda yani. Kaçak pozisyonda değil, bakanlığın özel izniyle çalıştırıldığı konusunda. Yani duyum konusu biraz şey olmaya başladı. Duyumlarımıza göre dediğimizde biraz komik kaçar ama bu duyum değil yani, bu gerçek değil. Ersin Tatarvari olmayalım. Yok, Ersin Tatarvari değil. Ben bunu sordum da cevap alamadım. Bir de buradan sorayım. Neden bu işçimiz bakanlığın özel izniyle çalıştırılıyor? Özelliği neydi bu işçimizin ölen? İkinci sorum benim, yine soruyorum. Pazar günü bu iş yerinin çalışması için nasıl bir gerekçe vardı da bu iş yerine izin verildi? Bunun cevabını kimse açıklamıyor. Üçüncüsü, nasıl bir araştırmalar yapıldı ve bu iş yeri tekrardan çalışmaya başlandı? Yarın bir kişi daha o iş yerinde ölmemesi için nasıl bir önlemler alındı? Bunun cevapları verilmesi lazım.
Yani sonuçta bu program pazartesi yayınlanacak ama bugün o işçinin öldüğünün haberini alıyoruz Girne'de. Daha alacağız yani, bu çok alacağız daha buna benzer haber. Çünkü bu şekilde giderse eskiden işte bir kat iki katı yapmayı beceremezdik. İki kattan zaten bir insan düştüğünde genelde sakat kalır, ağrır, kafasının üstüne düşerse belki ölürdü. Şimdi bir de yüksek kat fantazimizden dolayı hiçbir kurtuluşumuz olmuyor. Girne'deki yapılan şey de yerin neresi olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle bir otel, bir yüksek katlı bir apartman bir şey projesi şeydi, inşaatıydı. Durum bu yani Serkan. Evet, biz yavaş yavaş noktalayalım programımızı sevgili Mertler. Trafikten çıktık, biraz diğer konulara değindik ancak konuşmamız gereken konuydu bu da. Üzüldük, günün acabeli yeniden geldi. Trafikte de kazasız günler dileyelim. Biz veda edelim. Haftaya yine aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Altyapı projelerinde dayanıklılık ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için üretim tesisimizde yüksek kaliteli beton büz üretimi yapıyoruz. Apartman, villa, iş yeri ya da mağaza giriş alanı ve park yerlerinde yeniliğe adım atın. Şık bir giriş yapın. Peker Parke mineral küre ile kaldırımlar, düzenli, işlevsel ve yaya dostu. Sokaklardaki değişimi siz de fark edeceksiniz. Çim taşı aralıklarında toprak ve çim uygulaması ile alanlara doğallık ve yeşillik kazandırır. Bahçe, park yeri gibi alanlarda yeşili ön plana çıkarmak için çim taşı uygulamasını tercih edebilirsiniz. Ali Peker Parke Büz İşletmeciliği Limited. Telefon numarası 0533 864 2121. Kıbrıs'ın damak zevkini otantik ortamında sunan Eski Konak Meyhanesi haftanın 6 günü müşterilerini ağırlıyor. Gönyeli'nin enfes havasıyla çok çeşitli mezeleri ve et çeşitleriyle doyumsuz bir lezzet sunuyor. Eski Konak Meyhanesi Gönyeli'de sizlere hizmet vermektedir. Telefon numarası 0533 830 9161 ve 0533 863 2211. Siprosan Group of Companies farklı ve modern yapılarıyla villa ve daire anlayışınızı değiştirecek. Gönyeli Yenikent'te yapımı devam eden 220 metrekare havuzlu ultra lüks akıllı Gönsa elit villaları. Gönyeli Yenikent'te 2+1 kapalı otopark, asansörlü Gönsa Tower. Yenikent'te cadde üzerinde 178 metrekareye kadar farklı yapısıyla 2+1 Türk Koçanlı Gönsa 10 ve Yenikent'te yapımı başlayan Gönsa Twins villalarıyla Siprosan Group of Companies keyifli konutlarda ev sahibi olmanın rahatlığını sizlere yaşatacak. Siprosan Group of Companies.
ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne Adana'nın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adana'nın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adana'nın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Affedersin abi ya, bir şey sorabilir miyim? Burada en ucuz menü ne kadar biliyor musun abi? Tamam, teşekkür ederim. Pardon abi ya, bir tane patatesden alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim abi. Karnım acıkmıştı da. Menü... Söyleyeyim sana. Yok abi, teşekkür olur ederim ya. Buradan alsam yeterli ya. Patates... Yok valla. Hadi zahmet etme seni. Teşekkür ederim abi ya. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Buralarda böyle uygun fiyata menü satan bir yer var mı bildiğiniz? Satan var ya. Ben genelde şuradan. Gerçekten söyleyeceksin mi? He, anladım. Size bir şey yok. Sakın beni yanlış anlamayabilirsin. Para mı yeter? Evet ya da hayır da ben yeterli. Evet. Bunun
olur oraya git. İstediğin iste. Ben buradan işaret yapacağım. Beni tanıdım. Öyle mi? İstediğin iste gitsin. Benim ödeyeceğimi söyle. Gel istersen. Tamam mı? Ama çok teşekkür ederim ya. Karnın açık problemi teşekkür edersin. Sıkıntı yok da. Tekne de gerek yok. Karnın açsın. Gel. Pardon abi ya, bir şey sorabilir miyim? Burada en ucuz menü ne kadar biliyor musunuz? Teşekkür ederim abi. Tamam, teşekkür ederim. Ne abi? İster misin? Arada yani, teşekkür ederim abi ya. Hayır. Ha? Hayır, yani yok abi, teşekkür ederim ya. Gel, ben sana alayım oradan menüleri. Yok abicim, valla öyle olmaz. Valla. Gel kardeşim. Pardon, patatesinizden bir tane alabilir miyim? Patatesinizden bir tane alma şansım. Çok teşekkür ederim. Efendim? Zahmet etmeyin ya. Teşekkür ederim. Patates alıyorum. Efendim? Zahmet etmeyin ama. Efendim? Buralarda en ucuz menü nerede var biliyor musunuz? He? Buralarda en ucuz menü nerede var biliyor musunuz? 10 lira civarı. Ha, tamam. Teşekkür ederim abi. 10 TL tamam. Şey, en ucuz falan 10 TL kadar. Tamam. Teşekkür ederim abi. Bir de ikram edebilirim. Nasıl abi? Reklam edebilirim diyor. Teşekkür ederim ya. Ben de iki parçasını alıyorum. Teşekkür ederim abi ya. Küçük bir parça var mı abi? Yani bir tadına baksam en azından. Karnım çok acıktı da. Çok büyük küçük bir parça verseniz de olur. O çok büyük. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Karnım çok acıkmıştı da buradan. Karnım doyacağım. Çok teşekkür ederim amcacığım. Efendim? Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yanıma gel, çek şuraya. Zahmet etmeyin ya.